insanlar. Son zamanlarda ne oldu? Suriye iç savaşı çıktı. Suriye'den kaçan serseri adamlar. Vatan haini benim nazarımda, kendi nazarımda. Vatan haini din hainidir, Allah hainidir. Kendi vatanlarına harp edemediler. Doğru düzgün biz şeyhiz, biz hocayız, biz şıkız diye kaçtılar, geldiler. Şimdi YouTube kanallarına bakıyorum. Al sana icazet, 3 liraya icazet, 5 liraya icazet. Suriyeli şıklar geliyor, Türkiye'de icazet satıyorlar. Şimdi YouTube kanallarında girip bakarsanız seni icazet, seni vekil tayin ediyorum. Sana 40 tarikat, bunların hiçbirisinin asıl asları yoktur. Bunlar sahtekarlıktır. Daha geçen hafta o şeyh efendilerin, şeyh efendi demeye de dilim varmıyor. Çünkü onlar naçar insandır. Fakirlik küfre yakındır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Adam savaştan her şeyini terk etmiş, aç susuz gelmiş. Aç insan dinini satar, aç insan imanını satar. Açlık, fakirlik küfre yakındır buyurur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir kere daha izlerini basa basa söylüyorum. 80'lerin meşhur sözü, aç insan ideolojisini yer. İşte bu bir hadisin şerhi aslında. Hadisin modern lügatta söylenmiş şekli. Aç insan dinini yer. Aç şeyhler tarikatlarını yediler. Daha geçen hafta bir tane onun şeyhlik verdiği şeyhlerden birisi polis karakolunda Livata'dan adam alıkoymaktan ifade. Daha polis karakolundaydı. Milletin anasını bacısını ifade eden sapık insanlar, badeciler. Yok cin çıkartıyorum, yok musallat, yok cinci hocalar, yok falan diye. Milleti dolandıran, yok şeyhlik veriyoruz falan diye. Nerede yarım akıllı varsa, nerede mesul varsa, nerede cahil cühala varsa. Biz tarikatız, biz kadiriyiz, biz şuyuz, biz buyuz diye. Hala milleti ifade ediyorlar. Milleti ifade ediyorlar, ifade ediyorlar. Bunlara ancak üzülüyoruz, hayır duada bulunuyoruz. Çok da konuşuyoruz, çok da anlatıyoruz. Amana dikkat edin, amana dikkat edin. Bu yolun hilesi çoktur, bu yolun tuzağı çoktur. İbn-i Selül, Uhud'a giderken Allah Resulü'nün cemaatinden sahabeden 300 küsürü kandırdı, geri döndürdü. Ey Allah yolunun salikleri, ey Allah yolunun yolcuları. Siz Allah'a vasıl olalım diye gidersiniz. Sizi güzel ördek sesiyle, güzel keklik sesiyle, güzel kıyafetleriyle, gafslıklarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla aldatırlar. Ama bunlar haramidir. Bunlar dinin haramileridir. Hazreti Mevlana Efendimiz böyle buyurur. Ben Kur'an'ın bendesiyim. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının tozuyum. Kim bundan başka bir söz naklederse benden, ben ondan bizarım, o sözü nakledenden de bizarım. Yani o sözden de uzağım, şikayetçiyim. O sözü benden nakledenden de şikayetçiyim, uzağım. Cübbeli Ahmet yıllarca ve yıllarca evliyaların, mesela Şeyh Sühreverdi'nin kitabından aldı, kitabına koydu, fotokopi çekti, koydu, kendi kitabı gibi sattı. Telif aldı. Kürsülerden, o Peygamber Efendimizin kürsüsünden. Hani ahir zamanda Peygamberimiz bize söylüyordu. Kürsüleri maymunlar işgal edecek. Kürsülerden kendi kitabını sattı. Evliyanın ticaretini yaptı. Geçmişlerin kurcalıya. En son bir söz getirmiştiniz. Neydi? İmam Gazali'nin Hazretlerinin arkasına saklanıp İbn-i Sina'ya falan kafir diyordu. Ahlaksız, akılsız bir gecede Kur'an hatmeden. O zamanın tartışmaları, geçen işte bu en ahlaksızca yaptığı iş neydi? Moritanyalı bir şeyhin, Moritanya dediğimiz Afrika'da, işte Büyük Sahra'nın altında, yani Fas'ın, Maghrib'in altında bir yer. Oraların işte 100 yıl önce yaşamış bir şeyhi varmış, kaleme almış. Erkeklik uzvuna şu okunursa, İşte Bakara suresinden aklımda da değil, hangi ayet okunursa, işte İbrahim Aleyhisselam Rabbim ölüleri dirilt, nasıl dirilttiğini göster. Ya İbrahim, şimdi ayet tam meali de aklımda değil, aslında aklımda değil, yardıma da gelmedi. Allah-u Zülcelal'e, ya İbrahim inanmıyor musun? İnanıyorum ama Rabbim kalbime mutmain olsun. İşte o diriltmeyi adam tenasül uzvuna kadar getirerek televizyon kanallarından bunu da kitabına basıp sattı. Bestseller olmuş Türkiye'de o zaman. Sordum çok mu satıldı diye. Dedi bu kitap haddinden fazla satıldı diye. Milletin dini duygularını, inançlarını istismar eden, ifal eden, Müslümanların ırzına geçen, gözümüzün içine baka baka Müslümanların ırzına geçen. Adam soruyor gazeteci, senin şeyhin böyle yaptı mı diyor. Nalını şerif sattı mı? Yok. Sen niye satıyorsun?
Senin şeyhin yanmaz kefes sattı mı? Yok, satmadı. E sen niye satıyorsun? İşte bu öyle ahlaksız bir çığır açtı. Aynı hariciler gibi yahut IŞİD kafası, Vahabiler gibi sağa solu da tekfir etmeye başladı. Nakil yoluyla, kendisinden de değil, nakil yoluyla tekfir ediyor. Ben demedim bu dedi. Ben demedim. E sen onu naklettin. Ona ortak oldun. Sen dedi. Sen onu naklettin. Sen mesulsün. Dinin kuralı kaidesi bu. Madem mesuliyet altına girmeyeceksin, reddedeceksin, nakletme. Naklettiyse, ya bu elbiseyi ben giydim ama falan canındı. Kardeşim senin üstünde gördük yani. Şimdi bu elbisen, demek sen hırsızsın. Hem söz hırsızısın, değil mi? Hem adamların kitaplarının hırsızısın, eserlerinin hırsızısın. Sen bundan kitap bastın, bu kitabı sattın, para kazandın. En mühimi bu kadar Müslümanların zamanını çaldın. Sen hırsızsın. Sen ahlaksızsın. Çıkıp da bizim aklı başında hocalarımız, alim hocalarımız demedi ki ya siz hırsızsınız. Siz hırsızsınız. Siz ahlaksızsınız. Dervişlik bu değildir. Tarikat bu değildir. Tarikat asla ve asla holding değildir. Sonra altın tahtlar üzerinde çocuklarını evlendirdiler. Özel hastaneler, lüks yatlar, katlar, villalar. Hangi peygamberin villası olmuş ya? Hangi velinin villası olmuş? Ya falanca zat şöyle zengin. Ulan zengin dedikleri, zengin diye kandırdıkları var ya. Hani falanca şeyhler, falanca veliler. Tüm zenginliklerini Allah yolunda sarf etmişti. Bunların zenginlikleri duruyor. Yani para dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Geri bunlarda kalıyor. Bir yere gittiği yok. Şimdi bunlar işler acısı bir durum. Söylenecek çok şey var. Ama helal bellidir, haram bellidir. Helal bellidir dinde, haram bellidir. Dileyen helalinden yesin, dileyen haramından yesin. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı ortadadır.